kimsiniz? Ben Doktor İpek Tekin. Tıbbi durumunuzdan ben sorumluyum. Ayça Hanım, sizde aplastik anemi olduğunu düşünüyoruz. Bu ne demek? Kemik iliğiniz normal çalışmıyor demek. Yani vücudunuz yeni kan hücreleri üretemiyor demek. Emin misiniz? Eminiz efendim. Çünkü ben geri dönüp kayıtlarınıza ve dosyalarınıza baktım. Her şey akla uygun ve biz bunu daha önce fark edemedik. Onun için çok özür diliyoruz. O son akü varsayımı yüzünden değil yani. Öyle mi? Bunun ne kadar korkutucu olduğunun farkındayım. Ancak kemik iliği nakli sizi iyileştirebilir. Ama öldürebilir de. Diğer bir seçeneğimiz var. O da size haftalık kan nakliyle akyüvarlarınızı artıracak bir ilaç enjekte edeceğiz. Bu da hayat boyu sürecek bir tedavi demek. Öyle istemiyorum. Emin misiniz Ayça Hanım? Yani şu anda acımasız davranmak istemiyorum. Ancak ilgi çekebilmek için çok fazla numara yaptınız. Sağlıklı olmak istiyorum. Gerçekten hasta olmak hiç de eğlenceli bir şey değilmiş, değil mi? Hayır, değil. Peki, o zaman ben şimdi odama gidiyorum. Kemik iliği bankasını arıyorum. Uygun bir donör var mıymış soruyorum. Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayça Hanım, yenisini nakletmeden evvel eski iliğinizi tamamen kurutmamız gerekiyor. Onun için 2 hafta kadar sizi bu steril odada tutmamız lazım. Daha sonra naklettiğimiz iliğin tutunduğunu izlemek için de birkaç haftaya ihtiyacımız var. Eğer bir ihtiyacınız olur, bize bir şey söylemek isterseniz direkt konuşabilirsiniz. Sizi buradan biz çok rahat duyabiliyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Ateş nerede? Ne kadardır orada? 3 dakika. Neden? Aplastik anemisi yok. Vücudunda enfeksiyon var. Enfeksiyon olsa akü varsayısı tavan olurdu. Bununki yerlerde. İnsan bedeni işte. Sağ solu belli olmuyor. Çok açıklayıcı gerçekten. Ateşi bile yoktu hocam. Kendi kendini maruz bıraktığı Cushing sendromu bağışıklık sistemini baskıladı. Ateşinin yükselmesine engel oldu ve enfeksiyonu gizledi. Clostridium perfringens bakterisi vücutta morluklara, şistosidlere ve anemiye neden olabilir. Akü varsayısı, onu ne yapacağız? Bence antibiyotiğe başlayalım. Vücudun bağışıklık sistemini yok etmekten daha güvenli bir yol. Hı? Hadi. Sen mi güvenli yol tercih ediyorsun? Ateş tam olarak ne oluyor?
akü varsayısının düşüklüğünün 1000 tane nedeni olabilir. Bu vakaya uyan bir tanesini söyler misiniz hocam? Koşsin. Mesela koşsin. Bir şekilde koşsin ele geçirmiş, kendine enjekte etmiş olabilir. Ne kadar zeki bir kadın bu böyle. Tam da senin koyduğun tanıyı doğrularcasına yani o ilacı elde ediyor ve sonra da kendini enjekte ediyor, öyle mi? İnsan işte. Dedim ya, sağ solu belli olmuyor. Yani sırf kendini haklı çıkarabilmek için rızası olmadan hastaya ilaç mı verdin? Rızası vardı. Akli dengesi yerinde değil. Çok güzel kokuyor be. Çok güzel kokuyor canım. Ateş, ne oluyor? Daha fazla hastalanacaktı dediğim zaman hastalanacaktı ama hastalanmadı. Neden hastalanmadı? Çünkü Zeyno hocam sağ olsun kendisini antibiyotiğe boğdu. Bak, tanıdık geldi mi? Ah, sana kıyafet getirdim. Şunu tutsana. Evet, bakalım şöyle. Üzümsü. Üzüm gibi. Sende bakteri var. Aslında hepimizde var. Sendeki Cushing sendromunun neden olduğu morluklar bu bakteriler için bulunmaz bir yuva olmuş. E yuvayı bulunca ne yapıyor bakteriler? Giriyorlar içeri, bir güzel yerleşiyorlar, başlıyorlar partiye. E gürültüden kuru komşu rahatsız oluyor tabii. Arıza çıkarıyorlar. Yanlış anlama, kuru komşu derken iç organlarını kastediyorum. Evet, İpek hocam, ne yapalım? Antibiyotik vermeye başlayalım mı? Yoksa şey mi diyorsun, kendine üzüm enjekte etmiştir, pekmez falan. Hı? Yani bilmiyorum ki, size iltihap kokusu gibi gelebilir sası. Ama doktor bu zaferin kokusu. Hocam gözün aydın. Hastayı da taburcu ettin. Ah! Arkamdan iş çevirmenin dışında evet gözüm aydın. Sen olsan sen de aynı şeyi yapardın. Enfeksiyon olduğunu düşünmüyordum. Şansın yaver gitti Ateş. Ama doğru, kadının hayatını kurtardın. Ya kadın kabul etmeseydi tedavi olmayı, ne yapacaktın o zaman? Son düzlüğe girildiğinde at yarışında ne olacağını kestiremezsin. Yani atlardan biri sprinte mi kalkacak, jockey atı yönlendirebilecek mi? Olasılıklar denizi. Öyle bir an gelir ki finişi ilk hangi at geçti kimse anlayamaz. Sen bana at yarışımı anlatıyorsun şu anda. Hastalıktan bahsediyorum. Atlar kafa kafaya geldiği zaman olay fotoya kalır. Ne fotosu? Foto finiş hiç mi duymadın? Hı? Atlardan hangisinin çizgiyi ilk geçtiğini gösteren araç. Hı. Ha. O hastaya verdiğim ilaç kokteyli de benim foto finişim. Net olarak ne önde, bedeni hangi hastalık ele geçirmeye çalışıyor onu anlamamı sağlayan araç. Capito? Capito da şimdi sen bir doktorsun Ateş. Yani canın ne istediğini yapamazsın öyle. Kendini kahraman sanıyorsun diye kuralları görmezden gelemezsin. Hasta ölmedi. Doğru. Yani ben kazandım. Zeynep kazandı. Emre kazandı. Dalapdere de kazandı be. Ha? Kıyamam şimdi. Olmaz yok diye. Olmaz. Sen kazandın. Yani. Yani hocam. Bu da ödülün. Ha, ceviz. Kalbe iyi gelir. Teşekkür ederim.